Merhaba arkadaşlar, DM4D&D kanalına hoş geldiniz. Ben Dungeons & Dragons Second Edition oynuyoruz ve oyunlarımızı haftalık olarak kanalımızda sizlerle paylaşıyoruz. Bu haftaki oyunumuzun ikinci partında sizlerleyiz ve DM'deyiz. Evet arkadaşlar, o son konuştuğumuz bölümü tamamıyla unutun. Tabii. Yok hafızanızdan canım, silin. Ne konuştuk ki? Evet. Bir ben en son şey son demiştim bölümü. Galiba ya da diyecektim, tam anlaşılmadı o da hani. O zaman sabah olunca sizi unutuyoruz. İyi olur gerçekten. Yani. Bu arada siz burada ne arıyorsunuz? Biz Velvil'e doğru gidiyoruz. Velvil neresi ya? Bilmiyorum öyle bir yer. Ben tarif ediyorum diye. Şu tarafa doğru dağların şurasında kaldığına dair bilgi aldık. O yola doğru gidiyoruz. Oraya bir de şu an bulunduğunuz yer çok tehlikeli bir yer, biliyor musunuz? Bu tarafa ilk kez geliyoruz. Bu bölgeyi de daha yeni gördük. Tehlikesiyle de dün akşam karşılaştık. Hakikat kötü. Evet, şurada yukarılarda bir kampımız vardı. Şu tarafta bir kampımız vardı. Burası sizi görünce müdahale etmek istedik. Undead dışında tehlikeler de mi var burada? Undead sadece ufak bir şey. Ney? Öyle mi? Hiç şey duydunuz mu? Voarak Hamantar. Yok. Duyduk mu? Duymadınız herhalde. Duydunuz mu? Adam size soruyor arkadaşlar. Asphodel sen duydun mu? Duyduk mu diye soruyorsan duymamışsındır demek ki zaten. Black Death de derler kendisine. Yok, ben oyun için sordum sana. Bu bir hastalık. Yok, farkındayım. Duymadık yani. Duymadık. Hastalık ismi mi? Evet, bir nevi hastalık da olabilir. Bu bir Black Dragon. Ve şu anda şu tarafta filan olsa gerek. Layer'ı var. Çok yakınız. Hiç Inarv'ı duydunuz mu? Inarv. Onu da duymamışsınızdır. Nereden duyacaksınız? Bakıyor size adam böyle. Anlatsana azıcık. Onun kulesinin altında layer yapmış bu ejderha. Black Death. Ya şöyle bir şey. Çok yakında bir tane şey var. Kadim bir büyücü kulesi var şu tarafta. O tarafa gitmeyin. Kesinlikle. Geldiğiniz yoldan aynen geri dönün. Daha iyi olur sizin için. Orada Inarv diye bir büyücü buraya bir kule inşa ediyor. Bundan yaklaşık bir milenyum kadar önce. Sonra bir liçe dönüşüyor. Sonra o liçi şeyi duydunuz peki, Justin Melenikus'u? Leovat, sen onu galiba hatırlıyorsun, duydun. Çok evet. Böyle kahraman bir paladin çünkü bu. Söylüyorum, hatırlıyorum bunu. Helmit. Onunla alakalı okumalar yapmıştım. Aa, filan oldun sen böyle. Burada orklarla savaşmak için o şeyi, bu Inarv'ın kulesine gidiyor. Oraya üst kurmak için. Adam anlatıyor size arkadaşlar. Inar'la karşılaşıyor. Bundan bir süre önce, işte çok uzun bir zaman önce değil. Inarv'ı yeniyor. Sonra orklarla dövüşüyor. Adamlarıyla beraber. Liçi alt ettikten sonra. 1000 yıllık liçi diyorum. Ondan sonra bu Black Death geliyor. Ve Justin Melenikus'u öldürüyor. Ve buraya yerleşiyor arkadaşlar. Evet, hikaye duymuştum. Yani o yüzden buralardan uzak durursanız iyi olur. Yani hiç Black Dragon'la karşılaşmak istemezsiniz herhalde. Şimdilik Teris'i evine bırakmaktan başka bir isteğimiz yok zaten. Teris oradan bir böyle el salladı, benim diye. Adam sadece kafasıyla selamladı Teris'i. Gülümsedi. Neyse, ben sizinle çok muhabbet etmek isterdim ama yolculuğumuz genellikle yalnız geçiyor. Yani biz de insan görmeye can atıyoruz ama pek olmuyor doğrusu. Pek uygun olmuyor. Çünkü insanlar soru soruyor. Nereden geldin, nereye gidersin, şöydü buydu bilmem ne. Karnınız açsa paylaşabiliriz, yememiz var biraz.
Evet, iyi olur gerçekten ama sizden tek bir ricam var. 6 gündür uyumadım derken bu doğruydu ve kendimi deli gibi yorgun hissediyorum. Eğer yani burada bir süre daha kalırsanız güvenli bir şekilde bizim dinlenmemize yardımcı olur musunuz? Tabii ki. Olur. Ben nöbetini tutarım seni, hiç merak etme. Hem hanımefendi biraz toparlar kendini, hem de ben kendimi biraz toparlarım. Yani çok kötü durumdayım. Bazı siperler yaptım ayakta kalabilmek için ve bunların tabii sonunda bir geri dönüşü olacak bana. O da geldi sayılır. Biz de kendimizi toparlarız. Arkadaşlar siz de yatın. En azından ben biraz daha durabilirim. Ya sıralı yapalım istersen. Sen de yoruldun. Yoruldum. Biraz daha dayanın. Daha sonra da işte benim için biraz beklersiniz. İdare ederiz. Yani bu arada de... sizin isminiz nedir? İyi adam sordum. Ya kusura bakma, tanışmadık o kadar olayın üzerine. Cromwell Greenguard. Cryptogarden Forest'lı bir ranger'ım. Polcu. Benim adım Devon. Memnun oldum Devon. Ben de memnun oldum. Ben Sambia'lıyım. Sambia mı? Aha. Bir ton paladinin yanında bir Sambia'lı görmek beni şaşırttı doğrusu. Dostum. İlk karşılaştığı aynı şey sormuştu. Evinden çok uzaklasın diye. Bu adamlar düzenbez olur. Dikkat et bu adama dedi. Adam yüzüne söylüyor direkt, göstere göstere. Genellemeyelim dedi. Bilmiyorum. Ben duyduğumu söylüyorum. Yani diğer diğer dolaştım 10 yıldır buralarda. Gitmediğim yer kalmadı. Hepsi de düzenbazdı. Genellikle. Ama sıkı pazarlık yaparlar. Kayseri'den adam çıkmasa geliyor muhabbet. Bak ben hiçbir şey demedim hesabım. Yani alışverişleriniz de size yardımcı olur arkadaşlar dedi. Ben de Asphodel Devix, bir Blackbringer'ım. Sen söyledin mi Leovald adını? Ben zaten ilk başta kendimi tanıtmıştım. He. O kadar mı tanıttın yani? Leovald Delark demiştim işte. Dostan trollumu söyledim. Daha ilk orada... Evet. Onu hatırlıyorum. Bayağı. Tamam, beni de hızlı olarak bilin ve arkadaşımı da, yol arkadaşımı da yani Scribe olarak tanıyabilirsiniz. Tamam, daha fazla katip. Bilmiyoruz, merak etme. Bu kadarını bilmeniz yeterli. Mahremiyetine saygı duyuyorum dostum, sıkıntı yok. Zaten yok, şöyle söyleyeyim, saygı duymazsanız yani söylediğim gibi bu sizin sonunuz olur arkadaşlar. Gerçekten. Bu arada biraz ben şey rasyondan kesiyorum şeye. Hızlıya. Hızını uzatıyorum. Yani kadın uyanıksa biraz ona veriyorum. Sizi yiyip dinlenin, ben buradayım. Adam gerçekten çok sağ ol. Hani berbat durumdayım. Hem zihnen hem bedenen biteyim şu anda. Bir ayağa kalk, Cordelia'nın yanına gittim. Onu işte getirdim yanıma. O da dinlensin. Sen ona bakıyordun. Sahibi çekten atsana. Tabii. Şöyle önce bir wisdom check atayım ben diye. Gönder gelsin. Tutturmam lazım bunu çünkü. Muhabbet esnasında bakıyordun zaten. Onu tanıştırdım. Tutmadı. Tamam, gerisine tamam. Gerek yok yani. Öyle bak sadece. Okey. Ne yaptın? Onu mu tanıştırdın? Bu da Cordelia, benim sağlık yoldaşımdır. Biraz yaralandı ama. Yarın benim bir daha de böyle güzel bir yol arkadaşım, bir bineğim vardı ama kaybettim. O kadar kötü şeyler yaşadık ki bilemezsin. Tahmin bile edemezsin. Çok kötü hem de. Sadık bir bineği kaybetmek oldukça kötü bir deneyim. Hem de bunu hiç yaşamam. İki kere yaşadım. Sonra da artık bir daha istemedim bile. Çünkü olacağı belli. Evet. Yani ne bileyim işte. Benim kaderim öyle değil yani. Öyle bir hayat değil benimki. En son ne zaman huzurluydun ki? Hiç. Genel olarak hiç. Ya aklıma takılan bir soru var. Çok zor. Yani hani
şeyi anlamış değilim. Tamam, görevinin kutsallığını anlıyorum da bir yerde bitebilecek bir görev değil mi bu hakikaten? Ömrünün sonuna kadar böyle mi gideceksin? Eğer bunu bitirmek için bir fikrim varsa dinlerim. Buyur. Yok yani hani görevi ne bileyim çok yorulduğunda ya da yaşını aldığında hani en azından birine devredebileceğin bir görev değil mi gerçekten bu? Üzüldüm senin adına, onun için soruyorum. Bayrak yarışı gibi. Bayrak yarışı gibi, evet. Yani belki gün geldiğinde başka birini seçer Yüce Thorm ya da Mistra ya da Gont ya da ne bileyim başka biri. Yani bu yaptığın... Ya bu gocunacak bir kader değil ama bizzat Thorm'un kendisi tarafından verilen bir görevse bu bana da gelse ben kıvançla taşırdım bu bayrağı. Ya ben de taşırdım da kıvanç yani 10 yılın sonunda biraz gidiyor. Ya tabii yorgun. Adam çok geyik bir adam arkadaşlar. Bir de zaten hani az önce bunlardan bahsederken ardında veya başka biri dedi. Hani onları kafasında biri gibi görüyor sadece. Hani. Onaylar şekilde kafa sallıyorum şöyle. Söyleyeyim net. Yani bayağı onaylar şekilde kafa sallıyorum şöyle anlıyorum dost, seni. Dost meclisinde gibi konuşuyor değil mi? Bazı kaderler de vardır. Ancak ölünce dinlenirsin. He aynen ama işte o da dinlendirmiyor arkadaşım, bak onu da söyleyeyim. Gerçekten. Daha ölmedim bilmiyorum. Umarım bir kere yaşayacağım bir deneyim olur. Umarım. Bütün hayatım boyunca karşısında durduğum şeyle adam ile dönüşmek istemem. Hı? Hı? Ghost Hunter'ım ya, bir undead olmak istemem diyorum. Undead niye olasın ya? Ne bileyim, başka türlü nasıl oluyor? O işler öyle yürümüyor. Nasıl yürüyor? Cennet cehennem kavramlarını duydun mu? Evet. İşte oralar var yani. Gerçekten hani... Literally yürüyorsun. Yani sonuçta öldükten sonra inandığın tanrılar, tanrıçaların ait olduğu diyarlarda kalmış. Altını çizmek istiyorum şanslıysan eğer. Çünkü o da öyle olmuyor maalesef. O konuda sıkıntım yok canım benim. Biz yani, bilmektense inanmayı tercih ederim. Bak o daha iyi. Ama ben onu şey diyorum, cehalet erdemdir. Yani evet, bilemediğimiz şeylere ben yorum bile yapmıyorum. Bana öğretilenin güzel bir şey olduğunu düşünmekteyim. Öldürsem de Mieliki de beni yanıma alırsa ne güzel. Daha ne isterim? Öldükten sonra Mieliki'nin seni yanına alması için dua etmeye devam et, tamam mı? Bırakma. Tabii ki. Ha öldüm, kurtuldum, bitti falan deme ya. Önce anlayamadım söylediğini, sonra anladım. Ama hiç ölmedim. Bilmiyorum. Neyse. Dediğini yaptım. Hatırlarsam kesin yaparım zaten. Hatırlarsın. O an geldiğinde gerçekten hatırlıyorsun. Muhtemelen deneyim konuşuyor burada. Çok da sorgulamak lazım. Evet. Yani bir kere bunu yaşadım. Çok kötü bir deneyimdi gerçekten. Fügo Ovası'nı bilmiyorum duydunuz mu ama evet. Orada inandığınız God'ın sizi almasını beklemek denen bir şey var. Ve bazen işler karışabiliyor arkadaşlar. Yani olması gerektiği gibi gitmeyebiliyor. Şimdi yani, bu bilgiyle uyuyun. Evet, bu bilgiyle uyuyun. Aynen. Ben size gerçekleri söylüyorum. İster kabul edin, ister etmeyin ama böyle. Yani inandığınız şeyler o kadar da böyle rigid değil. Evet, size kötü örnek oluyorum galiba. Yok. O değil. hep birazdan bu kadar hızlı ya, cevap verince onaylamak oluyor, bunun farkında mısınız acaba? İnanmak ve bilmek arasındaki fark bu zaten. Biz inanıyoruz, sen bazı şeyleri görmüşsün. O yüzden senin inancınla bizimki arasında belli bir tecrübe farkı olacaktır. Ya da seviye farkı olacaktır bu inanç katmanında. Ya biz, dehşet verici bir şey. Bizimki daha masumane bir inanış belki de seninkine göre. Evet işte yani bazı şeyleri insan bilmeyince gerçekten daha iyi. Daha romantik bir inanış bizdeki. Evet. Bu da çok realistik değil. Ya, böyle kalmasını tercih ederim tabii ki, ayrı konu. Biliyorum ama ben bir yemin ettim kimseye
yalan da söyleyemem. Kimsenin ne derler? Kötülüğüne de bir şey söylemek istemem doğrusu. Şimdiye kadar elimden geldiği kadar yapmadım. Ama hani bunları sizin de bilmeniz aslında bana göre en doğrusu. Ve bu dürüstlüğün gerektirdiği bir şey. Bu teşekkürler canım, bu bilgilerimiz. Yani dürüst olmak bildiğini söylememek değildir. Tamam, anlatabildim mi? Yani şöyle bir durum var. Tamam, hani Timora beni öbür dünyada karşılayacak diye bekleyerek böyle bir yaşantı sürerim. Ama yarın öbür gün bir demonla karşılaşır, ölürsün, ruhunu alır ve gidemezsin. Yani başına evet, her şey gelebilir. Evet, bunun zaten farkındayız, o kadarının. Evet. Ve bu. O da bir şey bak, onun da farkında olmanız güzel bir şey. Bunun olmaması için zaten dua ediyoruz hep. Bir de inanıyorsunuz, değil mi? İnanmak farklı aslında. İnanıyorsun bu olmasın diye değil aslında, inançsız kalmak daha şey gibi, hani çölün ortasında kuzey güney ne tarafta, kurtuluş yolunun ne tarafta bilmeden yürümek gibi. Evet. Ama en azından bizim elimizde haritamız var, yıldızları okumayı biliyoruz, o kadar. Ama bu çölden çıkacağımız anlamına yine gelmiyor gibi. İşte evet, onu da bilin, onu anlatmaya çalışıyorum ben de. Çıkabileceğine ya da sana bir yol göstereceğine mi yok o konuda? Yani hiçbir zaman garanti değildir cennet. Bunu bilin. Hiçbir zaman. Yani gittikten sonra bile. Öyle bir garanti olmuş olsaydı zaten şu anki yani, inancımıza sadık kalamazdık. Evet. Ya ben çok iyi bir insanım. Çok iyi şeyler yaptım. Şimdi cennete gideceğim falan. Yok öyle bir şey. Öyle olmuyor işte. Olmaz da zaten. Biz kendi üstümüzden şaşmamalıyız. Ondan sonra gerisi takdiri ilahi. Evet. Peki şaşıp da kendi düsturundan cennete gidebiliyor musun? Sen uyanık mısın hala ya? Evet. Olabilir, o da olabilir. Doğru. Demek ki o da mümkün. Yani. Mümkün. Çok çok şey konuşmak istiyorum ama hepsi yasak. Adama bir şey sorunca sen niye uyumuyorsun diyor bana ya. Allah Allah. Zıbarmışsın orada bir EP geliyor. Allah Allah, bir EP'den dışlama bir şeyler, ben anlamıyorum da diyor. Seni ezik filan tavırları. Bu nedir? 10 EP üzerinden EP'mizi almıyoruz. Merak ediyorum ya. 10 EP aşağısını. Ben de sana bana EP'den çıkma. Beni çıkartıyorsun. Bak şu anda bir de kabahatli oldu. Hayır, inanan biri inanmak zorundasın. Önünde hani bir ton şey var ama duyarsız kalabilirsin. Bu durumda nereye gideceğin belli değil, ne olacağı belli değil. Yok, belli belli. İnanmak zorunda değilsin ki, kim zorunda olduğunu söyle. Tabii kimse sen öyle bir şeye zorlanmıyor. Ama yokluğunu söyleyemezsin çünkü varlar. Yok, değil inanmayabilirsin. İnanmadığın evet, zaman da kelem vurun, ölüler duvarına sıvı olursun yani. Ha, yapıştırırlar seni o duvara, tuğla. Ne kadar ne kadar güzel bir tercih, evet. İnanmamak çok mantıklıymış. Adam aynen bunu söylüyor yani. Hayır, gerçekten. Şöyle çok, çok güzel bir şey seçim şansı bırakıyorsun, evet. Böyle bir durumda. İnanç şu şekilde, yani inanmama şansın zaten yok. Çünkü hani mucizeden tanık oluyorsun. Bak Asfodel'in sana yaptığı şeyler en azından şahit oluyorsun. Burada da ama şöyle bir örnek var. O yolu takip edip etmeme tercihi bu. Bu, hayır, burada da şöyle bir örnek var. Nasıl söyleyeyim? Renkleri hiç görememiş kör birine renkleri tarif edemezsin. Sen renklere niye inanmıyorsun diyemezsin yani. Hayır, direkt kör olduğunu düşün. Bu mavidir deyip ben senin önünde bunu sallasam, mavi de neymiş dersin. Ama gören birine de renkler, yani gören birisi de renkler yok ben inanmıyorum renklere demesi saçma. Şu anda inanmıyor olmak da bize saçma geliyor çünkü biz renkleri görebiliyoruz. Ya işte bak, ama çok yanlış bir şeyle bakıyorsun. Bir bence bakış açısını kaçırıyorsun. Ben de görebiliyorum onu. İnanmayan kişilerden şunu duydum. Forgotten Realms'ın içerisinde bu yaşadığımız toprakların üzerindeki kişilerden. Adam diyor ki, işte sen dedin ya biraz önce
neydi o mucizeler var işte Asphodel'in yaptığı mucize. Hmm. Asphodel'in yaptığının mucize olduğunu nereden çıkartıyorsun ya? Bu bir mucize değil ki. Onun yaptığı güçlere denk olan bir sürü güç sergileyen büyücüler de var. Başka yetenekler de var dünya üzerinde. Yani bunlar normalleştirilmiş vaziyette bizim yaşadığımız dünyada diyor adam. Bizi. Tamam. Bu yüzden de bunları mucize olarak görmeyip inanmamayı tercih edebiliyorlar. Evet bu saçma. Bize göre saçma. Evet, o da onun tercihi yani aynen. Hı-hı. Ama mantıkları ya. Bu yani. Düğünün ama tanrıların yürüdüğü belli değil mi? Yani onu da kendi mantığıyla baş başa bırakıyorum o zaman. O, sonuçta o duvara da bir tuğla lazım. Tabii. Ya onun da kaderinin sonunda gerçekleşmesi gereken görev o. Tamam, büyü olarak bile yaklaşsalar şöyle bir durum var. En azından eğer şunun mantığını bir konuşma esnasında karşılıklı diyalogla karşı tarafa oturtursan zaten merak eder. E bu büyü yapıyor da büyünün kaynağı ne? Kişinin kendisi mi yoksa başka bir şey mi? Bu soruyu sordurt. Oradan büyünün kaynağı şimdi aslında yani. Wave. Wave'in onu... de kaynağı Yüce Mistra. Al işte ben bunu senden öğrendim mesela. Nereden bileyim ben ama şu an biliyorum senin sayende. Wave dedin. Mistra dedim okey. Ama işte merak ettirirsen ancak karşı tarafa bilgi versin. Yoksa zaten senin de dediğin gibi ya ne bileyim ben onun büyücü olmadığını deyip çıkacak işin içinde. Ya yarın öbür gün yolumuzda karşımıza inançsız bir çıkarsa ben kalkıp da onu hani herhangi bir inanca bağlamak için uğraşmam. Bunu yapacak olan zaten misyonerler bilmem neler var. Benim işim ayrı, gücüm ayrı. Ben onunla mı uğraşacağım bir de? Yok. Aa, ben öyle deme Leovald. Diyor adam sana. Hani şimdi bunu yaparsan eğer iyi bir Tormik olmak için bir adım atmış olursun. Ya muhakkak da. Yani Torm'u muhakkak ki hoşuna gider böyle. Ha, ya muhakkak gider. Ama ona harcayacağım vakit ve eforla farklı kendi kalibreme, kendi yeteneklerime daha uygun şeyler de yapabilirim. Ben. Ya tabii canım. Bu bir seçim. Çünkü bunu yapacak zaten misyonerler var. Bunu yapması gereken. Bir de misyonerleri yanında mı gezdiriyorsun? Sorun orada işte. Ben gezdirmiyorum. Ben kılıcımın yanında geziyorum. Andetlerin peşindeyim. O zaman misyoner sensin. Doğru. Ya Leo şeyi de söyleyeceğim sana. Karşımıza çıkan kılıçlı büyücü de sonuçta bir benim şey şu değil. Benim şu diyardan temizlediğim her andet benim için torma bir hizmettir. Yok canım kimse ona aksi bir şey söylemedi. Hatta üstüne de katarım yani. En iyisini yapıyorsun da. Demek istediğimiz bence o değil. Yani karşında inancını anlatabileceğin veya paylaşabileceğin birisi çıktı dedim. Bir akşam sohbette konuşuyoruz. Bahsetmez misin iki kelam olsun ya da hem Tamlı'ları tanıtmak adına hem Torn'u tanıtmak adına konuşmaz mısın yani? Ya tabii bir şey ki bahsederim. Ya tabii ki bahsederim. Ayrı konu. Ama kalkıp da herhangi birisini bir şey ikna etmeye çalışmak benim harcım değil. Öyle bir ışık görmüyorsam zaten onunla hiç baştan uğraşmam. Ya tabii canım o anda Torm adına yapacak daha iyi bir şeyin varsa onu yaparsın. Ha, ama onu daha iyi bir şeyin yoksa belki de onu ikna etmeye uğraşabilirsin. Yani boş vaktim vardı. Gibi. Ama kalkıp bile bile de hani orada azap çekmeyi kendi tercih ediyorsa göz göre göre diyorsun çeksin. Tabii. Şimdi o zaman... Onu bir şekilde ister istemez kelam ona hizmet ediyor yani. Düşününce öyle. Doğru. Evet, maalesef. arkadaşlar ben dediğim gibi çok yorgunum. Müsaade ederseniz biraz dinlenmek istiyorum. Zahat bir uyku çekebilirsem belki. Tabii deyip şöyle bir düzelttim. Şu omzum falan yaralıysa birazcık. diye düzelttim kendimi. Nasıl? Ayağa kalktım orada ben de. Adam çantasını çıkarttı. Oradan kamp malzemelerini çıkarttı. Önce Scribe'ın yatağını hazırladı. Sonra kendi yatağını hazırladı. Yatak campsite yaptıysa yatakları hazırdır zaten. Ha, yani aynen doğru. Sadece o zaman eklemelerini yaptı diyelim. Kendi keyfine göre. Akabinde de şey yaptı. Üzerindeki zırhla beraber kamp petinin kendi yatak şeyin içine girdi. Böyle bir yarı uyur gözlerle size baktı. Evet biliyorum garip geliyor size zırhla uyumak ama bunu yapmak için özel bir zırhım var. Siz yani denemeyin dedi. İyi uykular. Yok canım ben öyle uyusam bir daha kalkamam herhalde. Etlerim falan açılana kadar. Uyuyamazsın zaten hiç. Yani bayılsam bile.
Kas katı kesilir kalırım yahu. Bir de soğuk. Yüce Gont'a şükür dedi. Öyle rahat bir zırh ki. Göründüğü gibi basit değil. Neyse. Hiçbir yani şey adamın basit. Zırhına bakıyoruz gayet normal bir şey, full plate görüntüde. Hani ordinary. Bir şey. İçten ısıtmalı. Yani ben atlarımızın, katırımızın yemeğini, suyunu veriyorum. Okşuyorum hayvanları şöyle bir seviyorum bir kez daha. Ondan sonra da dua edip yatıyorum yani. Zor günde geçirdiğiniz için Melike'ye teşekkürler. Aynen arkadaşlar. Siz burada bir rest'e girdiniz. Bu rest esnasında yaptığınız özel bir şey var mı? Bu arada günün erken saatleri mi demiştin? Sabah oldu. Ben nöbetteyim. İnsan uyusun. Sonra kalkınca ben dinleneceğim. Tamam. Tamam arkadaşlar. Hani sen nöbetteydin. Nöbetini tuttun. Bir süre sonra hani birileri uyanmaya başladı. Ondan sonra onlar uyanınca işte Asmodel, işte Cromwell özellikle o ikisi uyanınca, çünkü öteki ikisi daha 2 EP yeni oluyorlar uyuduktan sonra. 2 değil, tam şey alıyorlar buradan, almıyorlar mı? Aa doğru. Evet, campsite, Great Campsite spiri. Burada uyuyan herkes 3 mu alıyordu? Devon 3 EP alıyorsun uyumaktan. Feris de aynı şekilde 3 EP alıyor. Bakın arkadaşlar, Teris'e özellikle dikkat edin. 3 HP alıyor Teris şu anda. Bakıyorum. İyi bakın. Gördük. Gördüm ben onu az önce. Hayır, daha yeni yaptı oğlum. Ne gördün? 3 HP aldı bak. Hayır, yaralanmadan önceki halini gördüm diyorum. Teris'in benden çok HP'si var. Cordelia'ya da artı 3 yazıyorum. Aynen. Yaz oraya da. Tamam, şimdi bende sıra, ben yatacağım. Ama bu... tam bir gün geçmesi gerekiyor. Cordelia'ya anca yarın bakarım ben. Hızlıyla Scribe uyandı tabii arkadaşlar. Siz hepiniz uyandınız. Bir Leovald uyudu. Birazcık dinlenmek istiyorum dedi. Çünkü dün gece de azıcık şey yapmıştı. Hırpalamıştı. Evet. Yani en azından bir 3-4 saat uyuyayım, ondan sonra çıkalım yola dedi Leovald hani doğal olarak. Ondan sonra siz bu hızlı ve Scribe'la beraber oturuyorsunuz arkadaşlar. Ben şey yazıyorum anlayayım. O zaman. Neyi? Level'ı yazıyorum mu? Yaz. Level'ını yaz. Diyem, boşluğumuz oluyorsa eğer, zaten atlarla da ilgileneceğim öbür gün olmadan. Şu ölen andetleri bir kontrol ediyorum. Üstlerinde başlarında bir şey var mı? Neyi? He, şey, loot. Evet. Bakacağım bir ne var ne yok. Bir inceleyeceğim. Hani vakit var diye söylüyorum 3-4 saatte. Sen şöyle bir göz gezdirdin maalesef. Hani kayda değer bir şey bulamadın. Aslında... Siz dağıldın mı bu arada? Gullerin şeyleri değerlidir ama... Ben ne bileyim onu. Bilen yok. Bakabilir miyim diyem. Hani bir wisdom check gibi. Neye bakacaksın? Hani gullerin kıyafetleri mi bir şey değerli oluyordu ya. Değerli olacak bir şey var mıdır bunun diye şöyle bir. Hiçbir fikrin yok o konuda. Hiçbir araştırman yok maalesef. Okey. Andet'in nesi değerli olacak? Len diyorsun kendi kendine direkt olarak yani. Ya zaten ben uyandıktan sonra bir şey... Yapmayın. Sen uyurken bakıyorum andetlere de, merak etme. Sen hani böyle parasal değeri olabilecek bir şey bulamadın Cromwell maalesef. Tamam, farlayan marlayan bir şey de yok. Şey de Devon yok. Sen de kendine geldin, artık rahat rahat gezip dolaşabilirsin. Tamam. Normal. Çok güzel. Olarak. Dediğim gibi o ikisi de uyandı. O Scribe size baktı. Ondan sonra şey hızlı direkt size tanıştırdı. Bakın dedi Scribe, işte bunlar da bu arkadaşlar filan diye. Kadın sizi selamladı, merhaba filan diye. Merhaba. Gayet sessiz, sakin bir kadın. Çok konuşmaz bir kadın. Ama tabii ufak tefek silahları, short sword filan var işte yanında. Ivır zıvır. Bazı şeyleri var yani. Ve bir büyü kitabı da olduğunu gördünüz. Büyü kitabından büyülerini okumaya başladı hemen. Zaten uyanınca. Ondan sonra hani bir muhabbetiniz varsa buyurun. Ben uyanık mıyım? Uyuyor muyum hala? İsterseniz uyanık olun, fark Leo etmez. Leo uyanınca benim bir efem olacak. Tamam. Uyandı ben o kadına zaman Leo. Şey diyeceğim ya, sen bir büyücüsün herhalde. Yok, bardım dedim. Bard? Ozan. Aa, bizim Asphodel'de de öyle bir şeyler var. Çok güzel şarkı söylüyor. O sadece şarkı söylemek değil canım, bardık. Bilemedim.
Abi bir dakika, sen o zaman oyun falan da oynarsın. Asmodel bak, oyun arkadaşı ne diyorsun? Ne zamandır öyle bir şey yapmadım. Böyle eğlenmeye pek zamanımız olmuyor. Vaktimiz varsa ben de oynarım. Biraz oynayalım mı? Değişiklik olsun. Belki başka bir zaman. Yani. Neyse, hikayelerinde bizden bahsedersin belki. Ha bu arada şey söylemeyi unuttum. Yatmadan Leovald sana adam şey yaptı. Leones yaptı. Kaç HP'ydin yatmadan önce? 3 HP eksikti. 23'te. Yani kaç? 55 eksiğim var. Yatmadan önce 55 eksiğim vardı. Tamam. Adam sana bir şey yaptı. Leonas yaptı, direkt full HP oldun acı. Öyle yaptı. O kadar level yani. Evet. Oo diye. Oo, Elden Ring. Tamam ya, salın Leo'yu gitsin şu an. Ondan sonra da adam uyanınca gitti şeye, Scribe'a bir Leonens yaptı. Duasını ettikten sonra o da hani iyileşti tamamen. Onda... Öldü. Üşümüşüm çok gece ya. O esnada yandan tekme atıyoruz değil mi suratına geçerken? Bayıl sen diye. Dün biraz yani çok fazla bahsini açma fırsatımız olmadı arkadaşların mevzusundan dolayı ama Devon dün yaptığın hakikaten cesurcaydı. Teşekkür ederim. Ben de aslında bunu değil ama beni hani benim saydığım en azından 3-4 kere ölümden kurtardınız en az. Ben bunun için çok minnettarım. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Ya ben fazla bir şey yapamadım. Yeniyordum o esnada ama kusura bakma. Yani herkes... Burada sana güvenebileceğimizi en azından o zaman da güvenebileceğimizi göstermiş oldum. Yani yeni tanışsak dahi. Ya ondan yana herhangi bir sıkıntı yok benimle alakalı, onu söyleyebilirim. Teşekkür ederim, bana güvenebilirsiniz. Ama ben de anlıyorum ki ben de size rahatça güvenebilirim. Ya bana güvenebilirsiniz diyen kimseye güvenmemelisin zaten de. Bu güven zaten kazanılan bir şeydir. Yani talep edilen bir şey değil. Yani bunu benden sen en azından dün almış olduğunu bunu ben sana söyleyeyim. Teşekkür ederim. Adamların isimlerini görüyor musunuz o Scribe'la hızlığın? Scribe gözüküyor, evet. Hızlı gözüküyor, evet, tamam. Tamam, okey. Arada onu sorun, kusura bakmayın. Öyle. Ne ben, diyordunuz arkadaşlar? Bu arada da, ben tam ben şey dedim. Onlara hayatımı kurtardıkları için minnettar olduğumu söyledim. Leovold da bana beni hayatımı tehlikeye attığım için güvenilecek biri olarak tamam, onlar okey. Affettiğini söyledi. Hı-hı. Ben şöyle bir devam ediyorum. Hı. Bu arada ben bir büyücüyüm. Ve benim bazı silahlarım ve eşyalarım, önemli eşyalarım geldiğim köyde kaldı. Köyün adı Norivari. Yazmıştım ama. Norivari'de kaldı. Ve en azından oraya bir kere olsun gidip bazı eşyalarımı almam gerekiyor. Ne kadar uzaktayız oradan? 5 saat kadar. Yürüyüş mesafesi. 6. istiyorum, yürüyüş mesafesi. Evet. Atlarımız var, daha hızlı gider. Şimdi atlarımız yerlerde var de ama... buz var yalnız. Cromwell, şimdi benim oradan çıkmam bizzat Thorm'un talebiydi. Belki de kaderimde burada hanımefendiyi kurtarmak vardı, onu bilemeyiz. Ama böyle bir taleple ben oradan, böyle bir şeyle oradan çıktıktan sonra ve oradaki yaşamlardan sonra oraya geri dönmem doğru bir seçim olmayacaktır benim için. Ha, burada sen Devon'a yardım etmek istersen tamamen senin tercihin. Ya ama, ben ama ederim ben, etmesine ben de. Ben Oliver'e siz... dönmeyeceğim. Tamam. Oliver'e yakın bir yere kadar gel en azından da hani. Çok da uzaklaşmamış ol bizden. Onu zaten yakın bir yerdeyiz. Şöyle yapalım. Hızlı birkaç gün dinlenmeye ihtiyacı olduğunu söylemişti. Yo, bu kadar dinlenmek benim için yeterli. Ben sizin yanınızda durup da daha fazla sizi tehlikeye atmak istemem. Daha temiz bir dinlenme yerine geçip bir kamp alanı kurup orada bekleriz. Siz gün içinde gider gelirsiniz zaten. Ben de müsaadenizle kendi yoluma gitsem iyi olacak.
tanışmadığıma çok sevindim diye elimi uzattım. Güzeldi. Biz, ben de aynı şekilde. Ben de tanıştırmadığıma kendimi sevindim çünkü sonuçları iyi değil. Tamam. Ben ne tarafa gideyim şimdi? Ne tarafa kimi götürüyorum? Bir şey söyleyeyim. Scribe'a da şöyle bak selam verdim Leydim diye gidiyorlar sonlarında. Kadın baktı, gülümsedi sadece. Yolunuz açık olsun dedi. Yolunuz açık olsun. Nasıl zırhı mırhı temizleyeceğim, parlatacağım ben. İşim o, başka işim yok. Timur'a... Bu arada... Grooming. Yavalt, sen o işlerle uğraşırken... Kamp alanında... Hani gündüz olduğu için daha net görüyorsun. Bir de hani... Sen de bir savaşçısın sonuçta. Ve çok dikkatli olman gerekiyor bir paladin olarak. Sağa sola bakıyorsun. Gördüğün kadarıyla bu zeminde... Yakın zamanda... sizden hemen önce... Destroy edilmiş bazı andetlerin de parçaları var. Yani sizin yok ettikleriniz değil sadece burada yok edilmiş olan andetler. Başkaları da vardı. Onları gördün yerlerde çamura batmış, bulanmış vaziyette. Dün akşam fark etmemiştim. Buralarda bunların kaynağı olabilir mi acaba? Hızlı durdu, söyledi ya sana. Bu kule var ya dedi. İşte orası. Ya oradan sürekli kaldırıp Black kaldırıp Death gönderiyor. Evet. Ya bu o ejderha mı yapıyor bunları? Onun etki alanında. Ya nispeten o ejderha yapıyor, evet doğru. Muhtemelen o Hermit ve savaşta orkların cesetini kaldırıp gönderip duruyor. Yok. Ya... O arada Scribe durdu. Sus hızlı dedi, sus. Sus. Neyse dedi, hızlı da tamam. Tamam. Yani boş ver tamam. Dedi. Size yolunuzda başarılar. Timur'a da yolunuz aydınlatsın. Evet. Siz de en kısa zamanda buradan uzaklaşın. Çünkü dediğim gibi hemen şurada. Yani yaklaşık 2000 adım falan şu tarafta. Bir ejderha layer'ı olasılığı çok yüksek. Ben yine de gitmeden burada bir bless yapmak istiyorum. Tamam. Benim içim rahat etsin. İnşallah. Var mı başka bir muhabbetiniz arkadaşlar bu heriflerle? Yok, yol kez. Yolunuza hoşça kalın. Selametle. Başınıza bir iş gelmesin. Tamam. Gündüz de bu arada sis devam ediyor. Az seyrek bir şekilde. O zaman biz bu bölgeden geldiğimiz noktaya doğru gidip ilerlediğimiz yola geri mi dönsek? Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim, onu da aradan çıkartalım. Bu ikisi kalktı, Scribe'la o adam. Ve size iyi yolculuklar dileyip gittiler, toparlanıp uzaklaştılar. Sislerin arasında kayboldular arkadaşlar. Ha. Şu tarafa doğru gittiler. Hani bir önemi yok ama. Ondan sonra da siz de yine baş başa kaldınız kendinizle. Yanınızdaki teriste hani şeyde de... hani adam dedi şuradan hemen ayrılsak ondan sonra konuşsak daha iyi değil mi? Kampı toplayıp gitsek. İşte ben de ben acayip korkuyorum da şu anda. Yani. Yok, buradan bir ayrılalım, güzel bir kamp. Çünkü bu koku birazdan tekrar gelmeye başlayacaktı en azından bir süre sonra. Evet. Hatta evet. Gelmeye başladı bile. Kampımızı taşıyalım. Ondan sonra Devon'a Kroma'ya git gel yaparken biz biraz daha dinleniriz. Okey. Tamam. Tamam. Önce ben bir şu araya da gitmeden buradan bir bile satacağım buraya. Ondan sonra bir şu şeyleri yapayım. Bu Cordelia'nın şeyi mi bu HP? Bir saniye. 16-34 Cordelia. Tamam. Cromwell'le... Bir dakika mı? Cromwell'le Terise birer Cromwell'le Terise bir de Devon'a 3 kişi var ya. Ondan sonra onları bir şeyini yapalım. Hillerini yapayım. Ondan sonra gitsinler yollarına hemen. Teşekkürler. Diğer evet. Söylüyorum şimdi.
Bir tane Cure Light Devon'u attım. Bir de bandaj yaptım. İki Cure Moderate Cromwell'i attım. Bir bandaj yaptım. Kendime de bir Cure Moderate, bir Cure Serious Wounds yaptım. Bandaj atmadım kendime. Tamam, çok güzel. Bayağı bir iyileştiniz arkadaşlar. Ne kadar güzel, ellerine sağlık, çok teşekkür ederim. Bak şimdi çok Devon, iyi hissettirdi. Sana bir şey anlatayım. Mis gibi oldum. Hani çok Feyr'un üzerinde çok daha şey yapmadığın için bilmezsin. Biz Time Warpress'leri insanlara yardımcı olmayı, iyileştirmeyi çok severiz. Ama tapınaklarda bu ücretlidir. Çok severiz, yaparız. Genelde Adventurer'lar o yüzden Taimora tapınaklarını daha çok tercih ederler. Ve bu yüzden Taimora en zengin tapınaklardan biridir her zaman, gittiğin her yerde. Parayı da biraz severiz yani. Çok ya az. O ayrı. Şimdi şöyle bir şey var. Kazandığın parayı yine Taimora adına hizmet etmekte kullanacağın için bu açıdan para almakta bir beis görülmez. Bu bütün tapınaklar için böyledir. Yani tabii ki para talep etmiyorum ama... Anla diye söylüyorum yani. Yok, anla diye söylüyorum. Yoksa o zaman peki şöyle yapalım mı? Hani bunu gold konuşmayalım ama bir yere gelince atıyorum hani hesabıma yazarmış gibi diyelim ki ben sana toplu ödeme yapayım. Nasıl olur? Ya da ilk gördüğüm Timora Tapınağı'na bağış yapayım. Yok yok, öyle olmaz. Sen şimdi yok. Anladın. Ben söylemek istiyorum onu özellikle. Hani neydi? Common sense olarak, Devon'un common sense olarak konuşmak istiyorum. Hani gün olur yemek ısmarlarsın, gün olur işte anladım. Ne bileyim tamam. Bir handa olan masrafını karşılarsın filan gibi. Tabii hani. Tabii. For example tabii. Me. DM'ci. Ya genel konuşuyorum. Devon sana söylüyorum, diğerleri siz anlayın. Yani ama bir şey söyleyeceğim Asphodel. Ama ben de sen bir alayım. Boş çıkardım. Şimdi yani, kirli çıkayım konu. Diyorsun. Ya dün akşam savaş öyle bir çetin geçti ki, öyle bir yoğun geçti ki sanki ben daha hızlı kullanabileceğimi fark ettim kızıcı. Hani şu şekilde kullansam daha hızlı olabilir. Hı? Konuyu değiştirmeye çalışıyormuşsun gibi sanki Leovald. Yani bir, bana bir yemek ısmarlamak bu kadar mı çok dokunuyor arkadaşlar? Anlayamıyorum. Ben bir Thorne'la konuşuyorsun. Bütün yemekten sonra kurban olsun, o değil de. Bu tarz savaşta girip çıktıkça insan bir şeyler öğreniyor. De tecrübe buna deniyor yani. Masaüstü olarak level up diyoruz biz buna. Evet tabii, onu diyorum işte. Onu ben söyleyeyim. Ben şey olmasın, renkleri bozmayayım. Hatta şurada kanıtını da göstereyim arkadaşlar. Şurada Leovald'a artık bir level fazla yazıyor. Ama yani bu konuyu değiştirmeye çaban gözümden kaçmadı. Yok yok. Her handa birisi sana bir şey ısmarlar. En azından bir öğün. Yok, şimdiye i̇şte kadar öyle. İyi gittik ya. Hani hep bir görev üzerine gittiğimiz için yol, yemek, masraflarım hep karşılandı. O açıdan sıkıntı yaşamadım yani. Şimdi arkadaşlar Asphodel değil, Elif demek istiyorum burada. Tabii. Şu haritayı açabilirsen. Hemen. Sana söyleyeyim. Açtım. Orada bu Sword Mountains'ın oraya yaklaşırsan. Şurası ne kadar net görünüyor bilmiyorum. Oraya zoomlayacağım. Şurası, evet. İyice okunacak kadar yaklaş. Orada Inar's Tower var. Şu anda oradasınız. Adamın söylediği o Lich'in Kulesi işte. Hmm. Ancient Lich'in Kulesi. Neresi? Inarif Tower. Gördüm. Batı tarafında. Kıyı ya şeyi de browser'da yaklaştırmak çok değişik evet. Olduğu için alışmak evet. Evet. Zor oluyor. Aynen öyle. Kesinlikle katılıyorum. Ben de gıcık oluyorum bana. Şurası sanırım. Parmağımla gösterisim geldi sanki. Görünce gidiyor. Şuradayız. İşte o bölgedesiniz arkadaşlar. Oraya indiniz yani. Şimdi buradan bu Sword Mountains'ın eteklerinden bu Place of the Unicorn civarlarına doğru gideceksiniz. Hmm. Görünüyor değil mi orası? Evet, görünüyor. O civarlarda bir yerlerde olması lazım. Bu Wyvern Tor ve Place of the Unicorn'un arasında bir yerlerde bu Teres'in kasabası. Hı hı.
o bölgelerde yani. Ama tabii orası da büyük bir bölge. Sonuçta o iki ara arkadaşlar, şöyle diyeyim ben size, yaklaşık 30 mil vardır rahat. Şurada da Uncle's Keep görünüyor. İşte şeyin, Cromwell'in evet. Şeyi burada. Evet. Kalesi. Hı hı. Evet arkadaşlar, şimdi siz buradan artık kalkıp herhalde yola çıkıyorsunuz. Bir kamp alanı bulacağız. Aynen. Hem yolunuza devam edin. Bir ufak bir bağlantı problemi yaşadık. Onun için baştan geçmek istiyorum. Bu Inarvin Kulesi'nin olduğu yerden ilerleyeceksiniz arkadaşlar birkaç saat. Öğleden sonra saatinde ancak yola çıkabildiniz. Gideceğiniz yol belli zaten. Kuzey doğu yönü kabaca. O taraftan o yöne doğru ilerleyeceksiniz. Yapacağınız bir şey var mı arkadaşlar bu yol esnasında? Yani bu gece de kamp yapalım. Siz yarın sabah yola çıkın ki hani yine akşam olmadan geri dönüş yapabilin. Yoksa şimdi çıkarsak hani ya ben... geceye mi kalacak? Geceye kalacaksınız. Olmaz o da. Tamam. O yüzden o zaman var ya. Çok uzaklaşmayacaksınız sahi. Ondan öyle dediniz siz. Ben anlamadım onu. Oraya tamam. Git gelişimiz var yani. Doğru doğru. Tamam o zaman arkadaşlar siz yine gece daha uzak bir yerde, birkaç saat uzak bir yerde kamp niye yapmaya... saat o kadar geç değil ki atla. Ya tam atlarla koşturamazsınız ama atlarla gidemeyecek kadar mı buzlu? Evet. Saat... O evet. Kayalıklara o Sword Mountains yazısının o S'ine gitmeniz gerekiyor. S harfinin olduğu noktaya gitmeniz gerekiyor. Orada tamamıyla kayalık, dağlık arazi yani. Gittim ya bir de şimdi yolu çok da iyi biliyorum. At mümkün değil. Evet. Yani hiç yanınıza almazsanız daha iyi hatta yani. Boşuna yük olur size. Bakalım kasabanın son halinde görmüş oluruz. Ya orada çok oyalanmayalım. Hani orayı hızlıca geçelim. Aynen gidin gelin. Bitsin yani. O zaman siz akşam kamp yapıyorsunuz. Evet, biraz uzaklaşıyoruz. Kampımızı yapıyoruz. Sabah Devon'la Cromwell gidiyor. Akşam geliyor. Orada bizim de ekstra bir şeyimiz yok. Ya yani en azından benim yok. Asmada'yı bilmiyorum. Varsa söyleyin. Yok. Tamam o zaman kampınızı yaptınız arkadaşlar. Yine kurtulumalarıyla bir beraber güzel bir kamp oldu. Sadece gece yatana kadar herhangi bir şey olmadıysa Cromwell'e bir tane daha Cure Moderate atayım. Tamam. Teşekkür ederim. Devon artı bir. Sabah bakımıyla da artı iki EP atayılıyorum ben yine. Bir yapmakta. Hemen gönderemiyorum. Bir saniye göndereceğim. Şeyden düşmüşüm. Niye öyle olmuş? Bir dakika. Rol 20'den düşmüşüm de. yani siz orada bu kamp esnasında hani oturup muhabbet edebilirsiniz rahat rahat. İyi 6 EP aldım. Bu sefer herhalde kendiniz kamp kurdunuz. Sen bir Craig Campsite falan yapmıyorsun. Yok yaparım diyeyim. Çünkü daha rahat yapıyoruz öyle. Tabii canım, Craig Campsite kaç level? 3. 3 level. Aa, kesin yaparım o zaman. 3 level'dan beğenemiyorum. Siper ya. Yapayım da bari işe yarasın. Tamam. O zaman 2 EP daha eklerim hatta. Bir Cure Light. Ama bir de benden ekle. Ekledim onu. Bir Cure Moderate daha at Cromwell. Devon artı bir. Gece mi yapıyorsun bunu? Aha, gece yatmadan. Tamam. Al. Bana atmayayım ya bunları. 3. Beni sevmiyor Timur'a. Neden ki? Ne yaptın ben ona? Bilmem. Ya da ne yapmadım ben ona? Bir de Cure, güzel soru. Bir de Cure Light at D8. Yani. Ama sabah 43'üm zaten. Kendimi bile fullemedim yani. Sabah 43'üm. Bir de bandaj atsam 46'yı bulurum herhalde. Olur. Orison'um da var. Dur. Orison'la kendime 4 HP veriyorum. Bir 9 mu oluyor diyem Orison şeyi? Evet. 4. Sanırım 9'du. Tabii 9.
5 kalıyor. İkisi senin olsun Cromwell, üçünü de ata vereyim. Teşekkür ederim. Hep tayin orayım sana. Sağ olasın. Sabah mı yaptın bunu? Yok, sabah değil, bu da akşam. Horizon'un vardı. Oo, güzel. O zaman sabah full çıkıyorsun yine. Aha. Güzel, gayet güzel. Tamam. Temiz progression yapayım hem de. Aynen, sen ertesi gün için progression'ı hazırlarken biz de Cromwell'le ertesi gün sabah hemen uyandıktan sonra hemen yola çıkalım. Çıkılabilecek ilk anda çıkarız caddeye. Aynen, kahvaltınızı ettiniz, sonra hemen yollara çıkmayız. Devam. Bir şey soracağım sana. Şimdi iki gideceğiz yola, bilmem lazım. Kullandığın o yakın dövüş silahları harici uzaktan falan bir şeylerle yani atış yapabiliyor musun? Yok, ben uzaktan silah kullanamam. Tercih etmiyorum. Tamam, yanımda ekstra crossbow var çünkü hani kullanabilecek olsaydın onu verecektim sana da. Okay. Teşekkür ederim. Teşekkür tamam. ederim ona. Ya hadi gidelim. Onu da söyleyeyim. Hatta Devon sen söyle. Söyleyeyim. Ben bu tarz silahların kullanılmasını etik bulmuyorum. Hı? Tamam. Yani kendi açımdan. Kullananlara saygı duyuyorum tabii ama kendim kullanmayı tercih etmiyorum. Anladım Devon. Öğrendiğim iyi oldu. Evet. Benim etiklerimde sıkıntı yok. Onun da hani masaüstü olarak mantığını söyleyeyim arkadaşlar. Sembiyalı olduğun için oluyor bu. Sembiya Tifi özelliği değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Ordulin. Ordulin'in olmandan kaynaklı. Yeteneğini tamamıyla milli kombata atamış birisin. Ve bu yüzden de hani misil kombata hiçbir zaman ayıramadın. Çünkü millide daha iyi olmak için hep çabaladın. Hiçbir zaman buna zamanın olmadı. Yani bir yay alayım, yaya çalışayım, işte bir bıçak atmaya uğraşayım filan. Hiç öyle bir fırsatın olmadı. Ha tabii, bu şey demek değil. Elindeki neydi silahın adı? Mengoşe. Mengoşeleri fırlatamazsın demek değil, fırlatabilirsin. Çünkü mengoşede ustasın yani. Onda her şeyi yapabilirsin. Misil de kullanır. Çünkü dagger class bir alet o. Ama onu tercih etmiyorum onu da zaten. Yapabilirsin ama. Tercih edebilirsin de. Gerektiğinde. Yani bu ona engel değil, onu demek istiyorum. Bu onun açığı. Yani hem mili hem misil bir silah kullanmak avantajdır böyle durumlarda. Tamam o zaman. Tamam. One weapon ama ikisini de yapabiliyorsan ikisini de yapabilirsin demek bu. Tamam. Neyse, durum bu yani. O yüzden hani... Adam şimdi yarın bir gün diyecek atacağız Dagger'ı. Abi sen ne yanar döner adamsın diyecek şimdi. Kesinlikle diyeceğim. Diyen bu arada sabah olduysa 3 daha alalım mıyız? Zorda kalmadık için kullanmayacağım bir şey sonuçta. Evet evet. Yani. Ne? Sabah yola çıkıyoruz yani. 3 daha alayım mı? Bilmiyorum, yattığında almadıysan al. Yattığımda almadım. Sadece şeyler aldım. Tamam. Hadi gidin artık. Ya da bir eksiğim var mı zaten? 3 niye alıyorsun? Bir eksiğim var çünkü. 42 idim, 3 aldım, 45 oldum. Daha aynı şeyi soruyor adam da zaten. Çok tatlı ya oradaki muhabbet. Ya. Evet. Aşırı kopuk yani. Kabloya aynen. Abi siz oradan yola çıktınız ikiniz devamlı. Bu yolculuk tabi biliyorsunuz 4-5 saat sürecek yaya. Atlar da yok yanınızda. Kendi kamp malzemelerini, çantalarınızı aldınız. O şekilde koparttınız arkadaşlar. Ben olabildiğince hızlı yürütmeye çalışıyorum Devon'u. Arkamdan. Yetişiyor yani, onda sorun yok da. Tamam. Önemli olan hani yorucu bir 4-5 saatiniz geçecek. Bu esnada yapmak istediğiniz bir şey varsa yapın. Benim yok. Tamam, Nolivari'ye vardınız arkadaşlar öğlen vakitlerinde. Oraya yaklaştığınızda hani kasabada bir sessizlik, bir dinginlik hakim. Onu fark ettiniz. Ondan sonra ilkin sizi Beatrice gördü zaten. Yani kasabadakiler de gördü de Beatrice ilkin gelip böyle "Aa ne yapıyorsunuz siz burada?" dedi. Aynen de öyle dedi hatta. Geçtik karşınıza, "Aa ne yapıyorsunuz siz burada?" Ben de kitabımı almaya geldim, silahlarımı almaya geldim dedim. Selam arkadaşım. Çok ısrar etti. Malzemeleri onun için çok değerliymiş. Burada kalmış. Onun için geldik.
Tüh ya, ben unuttu diye düşünüyordum. İyi para ederdi. Değil mi? Neyse tamam gel. Şu senin hapishanenin oraya koyduk onları. Paraya mı ihtiyacın var? Paraya herkesin ihtiyacı var. Bu arada başınız sağ olsun. Yani şey, devam verdi bize haberi de. Ya evet evet, kötü şeyler başımıza geldi. Doğru. Maalesef. Tek bir şey sorayım, çok da uzatmayayım. Sence mesele çözüldü mü? Eren kötü de olsa. Ya da şey, buraya uğrayıp hani bitti gibisinden bir şey söyledi mi? Mesele çözüldü eden. Doğrusu. Dünkü çarpışmadan sonra, dün değil evvelsi günkü daha doğrusu. Çarpışmadan sonra bu büyücü kaçtı. Ama buraya bir yabancı gelmişti o ara. Bir yabancı ortaya çıktı. Nereden geldi bilmiyorum. Neyse, onu daha sonra tekrar gördük. Yanında yaklaşık 60'larında bir adam vardı. Başka bir büyücü. Sonrasında onunla beraber bu sorunla ilgileneceklerini söylediler. Onun kulesinin yerini sordular. Oraya gittiler. Öyle söylediler yani, gittiklerini söylediler. Ondan sonra da sorunun halledildiğini söylediler. Tekrar gelip birkaç saat sonra tekrar geldiler buraya işte. Ondan sonra gittiler. Kim olduklarını bilmiyorum. Oh, tanrılar sesinizi duydu o zaman. İyi. Umarım çabuk toparlanırsınız ya. Lady nasıl? Berbat. Ona da bir başın sağ olsun demek isterim buraya kadar gelmişken. Ya kendi dertlerimizde çok kafam dolu olduğu için soramadım da, diğerleri nerede sahi? Bizi bekliyorlar, geri döneceğiz ya. En azından onlar ölmemiş. Var. Daha fazla ölüm haberi duymak istemiyorum ya. Yok, biz de çok zorlu bir şey atlattık. İleride andetlerle dövüştük. Karşımıza çıktılar çok fazlası. Bizim için de kolay değildi, öyle diyeyim. İyi, geçmiş olsun. Sağ ol. Bu arada tabii şeye geldiniz, o senin hapse atıldığın yere geldiniz. Oradan senin çantalarını verdi Beatrice. Al dedi, bunlar senin. Al. Teşekkür ederim. Ondan sonra döndü sana baktı Cromwell. Devon'u göstererekten, bu herif hiç gözüm tutmuyor ona göre dedi. Beraber savaştık, canı pahasına bize yardım etti, merak etme, güvenilirliğini kanıtladı o. Beatrice, boşta at var mı satın alabileceğin? Yani var da sana mı satacağız yani? İki katı sen falan bilirsin. Olsa olur mu? Ben ona kefil olsam ya da ben istesem olur mu? Biz de beraber gelecek çünkü. Seni kırmayacağımı biliyorsun Cromwell de, yani ne bileyim. Ya peki, çok gönülsüzsün tamam. Farkındayım. Ama gideceğimiz yolda da ata ihtiyacımız var. Ata ihtiyacı var hakikaten. Oldu. Peki tamam. Hadi gelin dedi. Şu atı vereyim ben size. Tamam. Gitti, kadın oradan bir tane at ayarladı işte ağırdan. Baktı bu şu iyi olur falan diye. Oradan bir tane atı aldı. Hı-hı. Dizginini sana verdi Devon. Paraya hı-hı gerek yok dedi. Al git. Gün olur. Teşekkürler. Buraya bir şekilde gene uğrarsın. Çok büyük bir iyilik yaparsın. Olur biter Devon. Hadi gidelim. Teşekkürler. Beatrice böyle bir şey yaptı yani. Ağlamak istiyorum diye. Yalnız şey dikkatimi çekti. Burayı bir daha uğramazsa bayağı büyük bir iyilik olur bence de. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Ne yaşadınız şey, acaba? Şey. Neyse. Yani arkadaşların Cromwell falan, onlara dua et işte. Ben başka bir şey demiyorum. Yoksa buradan zırnık çıkmazdı sana. Devam, benim bilmediğim bir şey mi oldu burada? Birkaç yanlış anlaşılma diyelim. Yanlış anlaşılma mı? Görüşürüz. Hoşçakal, hoşçakal. Bunu yolda bize anlatırsan, yani en azından başta bana anlatarak başlarsan hoş olabilir. Ne dersin? Hadi biz gidelim bakalım. Anlatacak bir şey yok ki, yanlış anlaşılma. Güle güle. Görüşürüz. Biz gittik ya zaten. Aynen, siz anında uzadınız arkadaşlar. Yine 4-5 saatlik yolculuğunuz var. Bir de atımız var. Ha, bir de atınız var. Devam.
öyle sana bir tane şey verdi. Normal binek atı değil, en azından bir light war horse. Öyle bir şey yani. Onu verdi. Tamam. O şekilde siz gittiniz. Akşam üzeri arkadaşlar, hava karardı, kararacak. Asphodel, Leovald, siz ikiniz hani normal bekleşirken kamp yerinde bir baktınız. Bunlar çıka geldi. Akşam üzeri. Süper. Oh, yorucu. Selam. Merhaba da merhaba. Yemek saatine yetiştiniz o zaman. Şu inventory'e geri yazayım şunları da. Oh. Hı hı. Durumlar nasıl? Kuramaz. Şöyle söyleyeyim dostum. Ya iyi haber denir mi ona bilmiyorum ama Lady kötü durumdaymış ya tabii, doğal olarak eşini kaybetti. Fakat sorun hallolmuş. Biz savaşçıyla yaşlı bir adam gelmiş, büyücüymüş o da. Beatrice öyle dedi. Sorunu halletmeye gitmişler. Halloldu diyerek de geri gelmişler. Ama tabii kasaba dağılmış. Toparlandı. Yani. Telefonlar liderlik edecektir. Sadece umarım. Zaman ihtiyacı var. Umarım. Bu akşam da buradasınız arkadaşlar. Çünkü hava karardı, kararacak. Evet. Mecburen. Evet. Ondan yemeği, öncesinde şey... Yemeği falan şey hazırladım bu arada ben işte olabildiğince bunlar gelirken. Ben az uykuyla yetinebilen biriyim. Yani bu arada az uyku demişken Mart'ın kaçı? Mart oldu değil mi? Hayır canım, Ocak mı çocuk? Bu. Ay pardon, üf, Ocak. 25'iydi daha yeni. Evet. Kaç Ocak demiştin? 3 Ocak. 3 Ocak, 25'inde takmaya başladım ben. Aa süper, yüzük attı artık. Güzel. Kitap. Kitap. Ezber yapayım mı? Çok özledim. Yaptım senin hemen. Armor alıyorum bir tane. Tamam. Kırılmıştı armor zaten. Kırıldı. Armor kırıldı. Tek kırılan armor değildi. Kalbim de kırıldı. Ağzı ya işte. Ağzım burnum da kırıldı. Kiminin armoru kırılır işte. Kiminin timer olan şansı biter falan. Detect Magic alıyorum. Tamam. Bir yanına. Yapıyorum ben Detect Magic böyle partiye. Yok, hiçbir şey yapmıyorum. Armor yapacağım direkt uyandığımda. Tamam. Ezberimde. Oho. O güne Detect Magic kalacak yanıma işte. Aynı gün, o geldiğiniz kitabı aldığın gün ezber yapabilirsin hemen. Ha tamam, hemen yapıp o zaman armor'u basıyorum. Detect Magic'im de kenarda dursun. Tamam. O gece ertesi de günde. Evet. Ertesi gün yeni spell. Ezberleyebilirsin yani. O gün de Shocking Grasp. O zaman bir de onu da söyleyeyim tekrar hatırlanmak amaçlı. Gün doğumuyla yeni spell yapabiliyorsunuz dinlenmişseniz eğer. Gün doğumuyla. Tamam. Yani iki tane situation oluşmak zorunda. Tamamlanmak zorunda. Birincisi gün dönümü, yani günün doğması. İkincisi ise tam bir rest. Full rest. Bu ikisi tamam olduğu zaman siperleri yenileyebiliyorsunuz. Bu ikisinden biri olmadığı zaman siperleri yenileyemiyorsunuz maalesef. Tam gün rest? Evet. Bir de belli. Tam gün rest derken gece dinlenmesi, yani 8 saat uyku. Evet. Tam gün şey değil aslında, 8 saat uyku yani. Less sleep etki etmiyor değil mi buna? Etki ediyor. Less sleep etki. O da full rest sayılıyor. Aynen. Tamam, o da şöyle bir şey. Full rest ediyorsun. 4 saat uyuyorsun. Hı-hı. 4 saatte zorlayıcı aksiyonlar yapmadan dinleniyorsun aslında. Yine bir anladım. 8 saat dinlenme var. Yani 4 saat uyuduktan sonra maratona devam edemiyorsun yani. Anladım ben. Öyle nöbet değil tutabilirsin. Ha aynen. Oturup aksiyonsuz kitap okuyabilirsin. Sohbet edebilirsin. Yemek falan anladım yiyebilirsin. Ivır zıvır. Daily aktiviteler yani. Aynen. Zorlayıcı olmayan aktiviteler yapman lazım 4 saat uykudan sonra. Neyse. Var mı kamp yerinde o gece bir şeyiniz? Detekmeci ile ezberlediğin gece? Benim yok. Benim de yok. Ha. Neyimiz var? Yemeklerimiz falan ne durumda diye sorayım gayri ihtiyar.
Rationları alıp çıktım. Ha şu. Armor'u başkasına da basabilirim değil mi? Evet. Ata bile basabilirsin yani. Tamam. O zaman iki armor alıp bir tanesini basabilirim. Şimdi aklıma geldi ama. Aynı gün için. Evet de kime basacaksın? İşte ata basabilirim mesela. Ya da böyle... Gitsin yani. Basmayayım mı basayım? Dursun. Atın üzerinde bir armor var yalnız görüyorsun da. Hayır, hani at iyi benden... Mi, bilmez. At benden daha iyiydi kombatta çünkü ben bunu gördüm. Evet. Benim Cordelia'yı mı diyor? Ya Cordelia'ya basabilirim, kendi atıma basabirim. Sizden birine belki armor... Zırh giymeyen atlar var zaten. Ha şeye bassana ya, teris var yanında. Terise basabilirim, evet. Ha, koruma korumadır. Teriste chainmail var. Basamazsın. Zaten daha iyi olur. Evet, daha iyi. Ata bas işte. Katırları da basabilirim ya, hiç sıkıntı yok. Katıra ata basabilirim. O zaman zırh giymeyen atlarınızı koruyabilirim deyip bir tanesine. Tamam, hangisine? Ya da sizin bir isteğiniz var mı arkadaşlar? Sizin bir isteğiniz var mı sorayım önce. Arkadaşlar sizin için zırh verebilirim. Bu büyüsel bir koruma verir size. En zayıf olanımız katır oluyor. Katıra yardımcı olursan bu konuda. Hayır. Benim katırım, ben istemiyorum. Kendim koruyabilirim atımı. Sen bilirsin. Tamam, ben fikrimi geri çektim. Yok, ben kendi hayvanlarımla ilgilenebilirim arkadaşlar, sıkıntı yok. Kendimi de idame edebilirim. Okey. Sıkıntı çok yok. Güzel. Ben kendi atıma kendi atıma basıyorum. Ertesi gün için iki armoru bitirip o zaman Shocking Grasp ve Chromatic Orb bulunsun yanımda. Tamam. Ben şimdi senin yanına böyle bir at peydahlıyorum arkadaş. Harita kalabalıklaşmaya başladı. Şimdi o atı sana tahsis edeceğim. Buna da Light Warhorse diyorum. Tamam. Ama Controlled By. Nerede? Devam. Şu var. Şu. Visible to everyone. Evet. Çok güzel. Save settings. İsmini direkt değiştirebiliyorum zaten. Şimdi kontrol edebilirsin. HP'sini görebiliyor musunuz arkadaşlar? Herkes görüyor mu? Evet. Ben. Şu mu benim adım? Şu. Aynen. Yerini değiştirmiş. Tam oraya aldım onu. Tamam. Atın üstüne nasıl çıkartıyordun onu ya? Alta basın yani, altla da var şeye taşıyorsun. Bundan sonra hepsini birden seçip taşıyorsun. Şöyle sıkıntı yok. Şöyle yaparsan, atlatan üzerine getirirsen, bir de böyle döndürürsen, bir de böyle yaparsan atlokçu oluyorum. Atlokçu oluyorsun. Sonra bu ikisini birleştirip ben senin için yapabilirim. Ne deniyordu burada? Advanced Group. Grup yaptım size. Şükürler. Şimdi oynat bakalım kendini. Evet. Tıklayıp grup olarak oynayacak mısın? Hayır. Oynamadı. Olmadı. Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Tamam, geri al kendini o zaman. Genel olarak seç demek ki. Hani ya sürükleyip seçerek şey yapabiliyorsun. Pencereyle seçerek, window'u seçerek. Neyse. Onu bir daha inşallah becerecek ya bunu. Evet. Molada hallederiz onu. Evet. Aksın konu aksın artık yeter. Ya evet. Atımın adını da koydum. Her şey tamam, ben hazırım. Okey. İnanamıyorum, başardı ama atın arkasına niye oturuyorsun? Ben de öyle gözükmüyor ya. Yok, ben kılıma gelemiyorum. Adam çok acayip bir yere oturdu. DM, bu arada at bana biniyor, atı benim üstüme alınca. Bak, onda sağ klik yapıyorsun kendine. Orada front yapıyorsun. Şimdi dene. Sen sağ fronta klik. Geçtin. Ben yaptım. Şimdi dene, sen üstüne evet. Geç atın. Roll 20 101 dersine. Hoş geldiniz. Back diyelim. Evet, şimdi oldu. İkisi de frontmuş meğer ondan.
Evet arkadaşlar, siz şimdi burada restinizi ettiniz, hava aldı, uyandınız, yola çıkmaya hazırsınız. Artık bundan sonra sizin bileceğiniz iş, çok da sohbet etmediniz açıkçası ama bakalım bundan sonra neler olacak yolculuğunuzda. Biz bir part daha yapar mıyız? Çok geç oldu ama. Benim için fark etmez, ben yaparım. Yapabiliriz. Bir demir çay içince ben iki part daha çıkartırım. Tamam, bir part daha o zaman bir deneyelim en azından. Öyleyse bizi izleyenlere şimdilik hoşça kalın diyelim. Bu haftanın üzerine bir part daha oynayacağız. Yani yine sizlerle beraberiz. Abone olmayı unutmayın. Onu da söyleyelim. O zaman hoşça kalın. Bildirim çanına da bir tıklayın. Ya bildirime tıklarsanız iyi olur yani. Biz de hani her zaman yayınları aynı gün aynı akşamları aynı saatte yayınlıyoruz. Kaan dolama Kaan. Dolacağım birazcık. Bir dakika bekle ya. Kafam karıştı. Zaten iki tane beyin ikram var. İkisi de yedim bitirdin yani. Araya girdim bitti. Şimdi aynı saatte yayınlamaya çalışıyoruz. O saatte bizi bu Premier deniyor YouTube'da. Ona hani katılırsanız canlı sohbetlerde illaki aramızdan birileri oluyor. Sohbet edebiliriz yani, izleyenler için söylüyorum. O yüzden abone olun, bildirimi falan açın. İşte yorum morum yapın, canlı sohbete katılın. FRP muhabbet edelim. Değil mi? Yaparız bak. Yarın görüştük o zaman. O zaman görüşürüz.